Türkiye ve Dünya'dan Net Haberler kanalı Basınçık TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün ev kiralarında fahiş artışla ilgili halkımızın fikirlerini alacağız. Günümüzde daire kira bedellerinde yaşanan fahiş artışlar, üniversite öğrencilerin okula dönmesiyle adeta krize dönüştü. Bazı illerde eve ve semte göre kira artış oranları neredeyse %100'ü buldu. Ayrıca ücretli çalışan insanların maaşlarına gelen zamla kira fiyatlarına gelen zam arasındaki makasın artması barınma krizine neden oluyor. Basınçık olarak bugün kiralardaki fahiş artış fiyatlarına ilişkin halkımızın düşüncelerini tekrar alacağız. Bakalım sokaktaki vatandaşlar neler söylüyor? Hep birlikte öğrenelim. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kiralık evlerdeki fiyat artışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Fahiş fiyatta artışlar var. Gereksiz bir artış var yani. Anlam veremiyorum. Örneğin bizim Bahçelievler'de geçen sene 2000 lira falan verilen kiralar şimdi 3,5-4. Eski binalar bile 3,5'tan aşağı, 3'ten aşağı yok. Bahçelievler merkezden bahsediyorum. Peki neden böyle oldu yani? Bu konu hakkında ne? Ya her şeye nasıl zam geldiyse ev kiralarına da öyle o şekilde zam geliyor. Aslında bir nevi Yabancıların gelmesi bu faktörü tetikliyor mu? Tabii ki de en önemli fark o bence. Bütün her şeyi tetikleyen o. Yabancıların çokluğu. Ya hem zengini hem fakiri aslında bizim vatandaşımıza zarar veriyor. Zengin geldi mi talep artıyor. Daireler uçuk derecede artmış. Fakir de zaten bize dert. Her türlü bakıyoruz onlara. Yani durum ortada. Bütün hastanelerde falan her yerde bakılıyor. Çözüm ne olabilir peki? Çözüm en hızlı şekilde geri gitmeleri. Çünkü artık savaş kalmadı. Savaş olmadan yerlere hani kalmaların anlamı yok bence. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan suistimal varsa takiple bu zulmün önüne geçeceğiz dedi. Yani bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ne konuda suistimal varsa acaba? Yani yabancılarla alakalı ilgili. Kiralarla ilgili. Ya kiralar doğu yani şöyle bir şey, şimdi talep var. Arz ve talep meselesi. Talep olunca tabii ki de artacak. Durum ortada, sadece şimdi evini kiraya veren adam var. Sadece evinin kirasıyla geçiniyor. Bir sürü her şeye zam geldi. Adam tabii ki de zam, o da kiraya zam edecek yani. Ya bir de bakıyorsun yabancıya veriyor. Bazı yerler, Beylikdüzü'ne gidiyorum. Ben kendim oradan taşınıp kendi evimi kiraya verip Beylikdüzü'ne gitmek istiyorum. Gidiyorum. Gittim, apartman komple bir rezidans. %40'ı %50'si yani dolmuş, satılıyor. Hepsi Arap. Yani yabancı uyruklu. Arap mı nereli bilmiyorum yani. Konuşuyorum, böyle deniyor. Şimdi normalde 500 olacak daire 1 milyon istiyor benden. Ne olacak? Tabii ki yani bunlar yüzünden yani. Merhaba, bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Kiralık evlerdeki fiyat artışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu an bir fikrim yok. Kendim kiracı olmadığım için bir bilgim yok. Kiralık evler hakkında fiyatlar arttı biliyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz artık? Kızgınım. Sabahlara kadar uyuyamıyorum. Oğlum da kirada, ben de kiradayım. Buna bir an önce bir çözüm bulunmasını istiyorum. Ne gibi bir çözüm olabilir? Bilmiyorum. Devletimiz buna bir el atması lazım yani. Gerekiyor. İnanın ki artık evimize bir şey götüremeyecek duruma geldik. Ne kadar kira veriyorsun? Valla şu an ben 850 veriyorum. Yine de zorlanıyorum. Daha önce ne kadardı? 12 yıldır doğrudayım. Büyük bir evde değil, çok küçük. Oğlum da 1250 veriyor. O da yeni evlendi. Bilmiyorum ne yapacağız yani, çaresiz, gerçekten çaresiziz. Peki fiyatların yükselmesi, yabancıların gelmesiyle sizce alakalı mı? Karşıyım. Yabancıların bu ülkede bir işi yok bence. Herkes kendi vatanında, kendi yerinde otursun. O zaman biz de bir şeyler olduğu zaman ülkemizi bırakıp kaçıp gidelim. Yani kendimize bakabildik mi ki yabancılar kaldı? Peki çözüm ne olabilir sizce? Kızgınım, bilmiyorum. Efendim? Almanya'da da var. Çalışmak adına gitmek başka bir şey. Ekmeğinin peşine gitme ayrı bir şey. Bir de vatanından, savaşından kaçıp gelip burada meydan okumak ayrı bir şey. Biz buna karşıyız. Tabii ki birbirimize yardımcı olacağız ama. Efendim? Tabii ki de artırıyor. Önceden ben adım başı kiralık ev diyordum. Şu anda arasan da yok, bulamıyorsun.
Yok, paranı da versen de bulamıyorsun. O da yok. Yani bilmiyorum, şu an çok kötü bir durumdayız. Yani ne düşünebilirim? Ekonomimizin çok kötüye gittiğini gösteriyor. Sürekli her şeyde bir artış var, sadece kiralarda değil ki. Özellikle ne hakkında mesela, neler? Özellikle market fiyatları. Yani market fiyatları bence ekonomiyi en çok net bir şekilde ne kadar kötüye gittiğini gösteriyor. Öğrenci miydiniz? Yok, ben öğrenci değilim. Biliyorsunuz yurtlarda çok artış oldu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bilmiyorum, bence devletimizin eğitime yatırım yapması lazım. Çünkü öğrenciler bizim geleceğimiz. Onlara en iyi imkanların sağlanması lazım. Yani yurt fiyatlarının da, kira fiyatlarının da. Ben mesela öğrenciye 4000, normal aileye 3000 diye görüyorum fiyatları, emlak fiyatlarında. Yani doğru değil bence. Doğru değil bence. Tamamen yanlış. Yani ülkenin geleceği öğrenciler. Peki nasıl bu durum düzeltilebilir sizce? Bu konu hakkında ne dersiniz? Valla bence öncelikle sistemde bir değişiklik yapılması gerekiyor. Yani durum onu gösteriyor şu anda. Yani dolar... Ne gibi değişiklikler? Köklü değişiklikler lazım bence. Yani... Örnek verir misiniz? Bence öncelikle hükümetin değişmesi lazım. Yani insanlar eğer bazı şeylerin yanlış gittiğinin farkındalarsa değiştirmeleri gerekiyor yani. Onun için de köklü bir değişiklik lazım. Ne bileyim, belediyeden memnun değilseniz belediye değişmeli. Hükümetten memnun değilseniz hükümet değişmeli. Yani değişiklik lazım bence. Arkadaşlarım geldi şu an Irak'tan. Ben İngiltere'de kalıyorum. Hanımı vizeyi bekliyor burada. Mesela hazır döşenmiş, fully furnished dediğimiz mobilyalı evleri. Adamlar mesela 6-7 bin liradan bahsediyor. Ama İstiklal'de yer bulduk şu an. 8 bin, 9 bin civarlarında. Bu da nereden baksanız 1500 dolar yapıyor. Yani çok iki katı artış. Çok fazla bir artış var. Zaten bu kentsel yapılaşmadan dolayı insanlar, biliyorsunuz ev sıkıntısı var Türkiye'de. Bu dünyada da var, sırf Türkiye'de değil. Ama fahiş bir artış var. Çok öyle ucuz bir şey değil yani. Peki bu durum nasıl çözülür sizce? Ya bu durum nasıl çözülür? Bir kere bu göçmen konusu çok etkiliyor bu fiyatları. Benim şahsi görüşüm, bu fiyatların artışının tek sebebi göçmenler. Çünkü talep çok. Talep çok olunca insanlar da eskiden 1500 liraya verdikleri kirayı şu an 2500-3000 liradan bahsediyor. Çünkü talep olduğu için gittikçe artıyor. Yerine, bölgesine bağlı. Çözüm sadece şöyle olur bence. Daha çok yapılırsa, mesela İstanbul'un dışına da çıkması lazım. Yani insanlar çok İstanbul'u şey olarak görüyor, merkezi bir yer olarak görüyor. Dağıtılması lazım. Yani sırf İstanbul'da değil de ne bileyim Bursa olabilir, Kocaeli olabilir, daha da çevresi olabilir. O zaman bence bir çözüm kaynağı olabilir. Kiralık evlerdeki fahiş fiyatlar hakkında ne düşünüyorsun? Ya öncelikle ben öğrenciyim. Biz daha yeni ev bulabildik. Çok fazla ev araştırdık. Hem evler çok kötü hem de şey olarak, fiyat olarak çok fazla bir artış var. Belki biliyorsunuzdur, Barınamıyoruz hareketi bir şey paylaştı ve kendileri parklarda kalıyorlar. Açıkçası yani bu duruma gelmesi üzücü. Özellikle öğrenciler olarak bunu daha çok, daha kötü bir şekilde hissediyoruz. Umarım bir düzelme olur. Umarım ev sahipleri de, hükümet de gereğini yapar. Nasıl bir düzelme olmalı? Ya ben artık belli bir yerde devlet müdahalesi gelmesi taraftarıyım. Veya yani şeyde ekonomik olarak bir düzelişe gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun için gereğinin yapmasını istiyorum. Peki yabancıların gelmesi fiyatları etkiliyor mu? Tabii ki yabancıların gelmesi fiyatları etkiliyor. Öncelikle ben mesela Çapa tarafında oturuyorum. Fatih'te bildiğiniz gibi daha fazla şey var. Yabancı uyruklu insan daha fazla var. Oradaki insanlar genel olarak bir eve çıkıyorlar. Bir aile olarak çıktıklarını söylüyorlar. Fakat 3-4 aile birden kaldıkları için fiyatlar ona göre daha uygun oluyorlar. Hani 2000 liralık eve 3000 lira vermeye göze alabiliyorlar. Tabii bu da bizim durumumuzda daha fazla etkiliyor. Daha kötü yönde etkiliyor. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan, suistimal varsa takiple bu zulmün önüne geçeceğiz diyor kiralarla ilgili. Bu konu hakkında yani bu sözle ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi daha önce çok fazla söz duyduk. Fakat bunun cevabını çok fazla göremedik. Umarım bu sözün arkasında durulur. Teşekkürler, sağ olun. Kiralar çok pahalandı yani Türkiye'de. Örnek verebilir misiniz? Vallahi oturamaz duruma geldi yani çok. Eskiden nasıldı, şimdi nasıldı? Eskiden biraz daha düşüktü yani, yükseldi yani gitgide kiralar. Ne kadar veriyordunuz, şu an ne kadar oldu kira? Ben şimdi kirada oturmuyorum, ben kendi evim var yani. Kirada değilim yani. Kendi eviniz var. He.
Aynen. Peki fiyatların bir anda fırlaması yabancılar yüzünden mi? Şey var, 3 milyara var, 4 milyara var, 2,5 milyara var o civarda. 6-10 milyara da var yani, 15'e de var yani kiralar. Peki bu sorun nasıl çözülür sizce? Vallahi çok çözülmez abla onlar. Çözülmez, böyle gider yani. Yani kim gelse yani, başbakan gelse yani, hangi başbakan gelse aynı şeyi yapar yani. Değişen bir şey yok. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan suistimal varsa takiple bu zulmün önüne geçeceğiz dedi. Bu sözle ilgili ne düşünüyorsun? Tayyip öyle derse öyledir yani. Önüne geçebilir yani. Yani kiralar indirir. Ama pazarlarda her şey pahalı. Alamıyorsun hiçbir şey. Valla Türkiye kötüye gidiyor yani. Eskisi gibi de yani. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Bugün başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerdeki fahiş kira sorununa ilişkin halkımızın fikirlerini sorduk ve dikkat çeken cevaplar aldık. Siz de fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın, Basın Türk'le kalın.